Dikkat et. Ben sana sert bir kahve yapayım. Orası catering işlerini kendisi yapar. Bizim dışımızda başka hiçbir firmayla da çalışmaz. Ama belki dedim. Belki bir ihtimal ben restoranı açtıktan sonra başka bir şirketle çalışmıştır. Arayıp sordum. Başka hiçbir şirketle çalışmamışlar. Ben çok şaşkınım gerçekten yani. Demek ki Berkay bana... Yeteri kadar rezil oldun zaten Ceyda. İstersen daha fazla konuşma. Ne yaptın be kızım sen? Ben ne yaptıysam sana olan aşkımdan yaptım. Seni sevdiğim için yaptım. Aşık olan insan sevdiğinin mutluluğunu ister. Sen her şeyi kendi mutluluğun için yaptın. Sinan. Ceyda. Seni bundan sonra ne bu evde? Ne de restoranımda görmek istemiyorum. Anladın mı? Sinan bak eğer beni bir dinle... Defol git bu evden Ceyda.
Hay hay. Buraya bir daha gelmem. Ona lafım yok. Ama sen beni restorandan kovamazsın. Çünkü hepinizin unuttuğu bir ayrıntı var. Benim bu restoranda hisselerim var. Ve size vermeye hiç niyetim yok. Kızım, sen neymişsin be? Satmayacaksın yani. Hayır, satmayacağım. Yani benden öyle kolay kolay kurtulamayacaksın. O kadar kolay kurtulacağım ki sen bile şaşıracaksın. Ortaklıktan ayrılıyorum. Sıkıldın mı engelmeden? Buradan çıkamayacaksın. Göreceğiz. Ceyda gerçekten böyle yaparak beni Sinan'dan ayırabileceğini mi düşündün? Restoranı geri aldığım zaman, yani tam olarak ayrılmasanız bile, işte zamanla maddi sıkıntılar, senin ailevi durumların falan derken... Aha. Beni kaçırma planları yaparken. Pelin. Bak. Ben Sinan'a aşık oldum. Evet. Ama benden kıymetli değil. Hiç kimse benden kıymetli değil. Yani sırf sizi ayırmak için bir gün olsun bile hapiste yatmayı göze almam ben. Hiçbir şey için almam. Ben öyle düşünmüyorum. Peki. Beni suçlamaya devam ettiğin sürece sen kaybedeceksin. Kimi seninle ne derdi var bilmiyorum. Ama güvende değilsin. Umurumda da değilsin. Ceyda böyle soğukkanlı davranarak beni kandırabileceğini falan mı sanıyorsun? Sen değilsen kim yaptı o zaman? Bilmem. İkimizden de daha çok seven birileri var demek ki. Ha, o da bu saatten sonra benim değil. Senin derdin. Tek bildiğim bir şey var. Bu da ben yapmadım. Artık Ceyda. Ceyda! Ceyda! Aç kapıyı! Her şeyi sen yaptın! Beni sen kaçırttın! Her şey senin başının altından çıktı! Ceyda! Bitti artık, bir yere kaçamazsın! Daha hiçbir şey bitmedi Sinan. Daha hiçbir şey bitmedi.
Seni can evinden vuracağım ben. Ben polis arıyorum. Her yere haber verildi. Merak etmeyin, hiçbir yere kaçamaz. En kısa zamanda yakalarız. Peki bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Şu anda gerek yok. Ama bu saatten sonra kaybettiğini iyi biliyor. Daha kötü şeyler yapabilir. En azından biz onu bulana kadar siz daha dikkatli olun. Sağ olun. Teşekkürler. Arkadaşlar, tüm bilimlere haber verildi. Sinan, ne söyleyeceğimi biliyorsun. Senden duymayı tercih ederim. Ayrıca Rüzgar da memnun olacaktır. Tabii ki. Yani gidip konuşup ondan da özür dileyeceğim. Ama önce senden özür dilemek istedim. Oh, ne yapalım? Her şeyin düzelmesi için böyle olması gerekmiş. Ay, yani neler söyledim ya. Ya yaptıklarımı düşününce o kadar utanıyorum ki kız kendini anlatmaya çalıştıkça ben sürekli... Anlayacaktır. Yani şimdi değilse bile zamanla. Sıkma sen canını. Hadi toparlan artık. Tamam. Hemen toparlanmam lazım çünkü Başak beni bekliyor. Bir dakika. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.